Geçmişten Günümüze programından herkese merhaba. Yine Sadra Şifa olacak bir programla karşınızdayız. Bugün eğitim ve öğretim konusunu ele alacağız. İslami açıdan değerlendireceğiz. Aslında bu konuya diğer programlarda zaman zaman yer veriyorduk ama şimdi daha detaylı konuşacağız. Neler konuşacağız? Eğitim ve öğretimin öneminden bahsedeceğiz. Ailedeki eğitimden bahsedeceğiz ve her zaman olduğu gibi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Onat Hocamla birlikte bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Merhaba hocam. Evet merhaba. İzleyenlerimize diyelim ki birlikte düşünelim. Evet çok yani, doğru söylüyorsunuz. hocam. Eğitim ve öğretim her şeyden önce insanın kendini tanıma, kendini anlama faaliyetidir. Kesinlikle. Bu açıdan gerçekten insanlığın, insanın varlık yapısıyla alakalı olduğu için hem tek tek her toplumun hem tüm insanlığın geleceği, mutluluğu, huzuru eğitimle e, alakalı. Kesinlikle. Zaten doğumdan ölüme kadar geçen zaman diliminde sürekli bir öğrenme e, aşamasında oluyoruz. Evet. Gerçi öğrenme ve eğitim farklı konular. Bundan da bahsedeceğiz az sonra ama şunu sormak istiyorum. Eğitim dediğimiz hususta bir toplum için neden önemlidir bu konu? Şimdi tabii neden önemli? E, toplum bireylerden oluşur e, ve o toplumda e, insanların e, birlikte karar verebilmeleri, güzelliklere katılabilmeleri, iyiliği, güzelliği, doğruluğu paylaşabilmesi, diğer taraftan ortak acılar söz konusu olduğunda birlikte üzülebilmesi o toplumu toplum yapan unsurların başındadır. Yani bunlar bir toplumun aslında millet olmasını sağlayan unsurlardır. Bunların olabilmesi için de tek tek bireylerin eğitim düzeylerinin gelişmiş olması gerekir kaldı ki burada yani bir toprak parçasının vatan haline dönüşmesi de o toprak üzerinde yaşayan insanların eğitim düzeyleriyle o toprakta yaşayan insanların bilime katkılarıyla yapıp ettikleri sanat alanında başka alanda güzel işlerle ortaya çıkar. Yoksa evet. bir toprağın üzerinde yaşamakla her şey halledilmiş olmuyor. O yüzden toplum açısından toplumda ahlaki değerlerin kavranılması, hayata taşınması bakımından, hukukun işlemesi bakımından. Bunların hepsi gerçekten eğitimin son derece önemli olduğunu bize göstermektedir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyiyle doğru orantılıdır. Bir toplumda insanın insanca yaşayabilmesi, insanların o insanı insan yapan yüksek değerleri bilmelerine, içselleştirmelerine ve o değerleri hayata taşıyabilmelerine bağlıdır. E bunların hepsi eğitimle ilgili. Daha ileri bir cümle kuracağım. Ee, i̇nsanlık tarihi boyunca medeniyetin omurgasını bilim ve sanat oluşturur. Evet, evet bilim ve sanat eğitim olmadan olmaz. Evet. Eğitim ve öğretim olmadan olmaz. Bir de meselenin insanın e, varlık yapısıyla ilgili boyutu vardır. İnsan bilgi varlığıdır. İnsan eğitilebilen bir varlıktır. Öğrenebilen bir varlıktır. E, öyleyse Bunları yan yana getirdiğinizde eğitim hem insanın birey olarak insanlığını gerçekleştirmesi için hem toplumların bir toprak parçası üzerinde insanca yaşayabilmeleri için mutlaka gereken bir şeydir. Eğitim öğretimin temeli insanın varlık yapısında yatar. Evet, eğitim toplum için önemli diyoruz ama eğitim ve öğretim kavramlarını da bize açıklarsanız daha iyi olur. Gayet Arada tabii. bir fark var mı? Bunu da öğrenmiş oluruz. Şimdi zaman zaman birbirinin yerine kullanılabilen kavramlar ama eğitimin daha çok genel kabul gören tanımı vardır. İnsanın kendisini tanımasına, insanın neyi nasıl öğreneceğini öğrenmesine ve insanda bulunan gizil güç diyoruz buna. Potansiyel yetilerin açığa çıkartılıp işlevsel kılınmasına yol açan süreç. Aslında eğitim sürecidir. Yani eğitimde bunu en güzel şöyle belki farkı açıklayabiliriz eğitim öğretim farkını. Hani karnı aç olana balık vermek mi, balık tutmayı öğretmek mi? Ona balık tutmayı öğretmek eğitimdir. Ona balık vermek bir tür öğretimdir. Yani siz bir takım o insanlara bilgi yüklüyorsunuz. Hele hele içinden geçtiğimiz süreçlerde ya bilgi yüklemek, flash belleğe bilgi yüklemek gibi bir şey. O bilgiyi eğer anlamıyorsanız, o bilgiyi yeni bilgi üretiminde kullanamıyorsanız, o bilgi işlevsel değilse onun hamallığını yapmış oluyorsunuz. Kaldı ki günümüz dünyasında artık ben bir flash belleğe ya da bir cd'ye binlerce evet. kitaplıktaki kitaplık sahibi bir kütüphanenin tamamını yükleme imkanına sahibim. Yani öyle programlar var ki şimdi. O bir bel flash belleğin içerisinde gerçekten binlerce kitap var ve istediğiniz gibi ulaşabiliyorsunuz, onları değerlendirebiliyorsunuz. O yüzden eğitim öğretim arasında en temel fark eğitimin insanı nasıl düşüneceğini, eğitimin insana bilgiye nasıl ulaşabileceğini, o bilgiyi nasıl kullanabileceğini öğretme süreçleridir. Bu yüzden Türkçe'de çok güzel bir tabir vardır. Ağaç yaş iken eğilir. Eğmek evet. eğitim. Bakın aynı kökten gelir. Öğretim dediğiniz şey de bilgilendirme merkezdedir büyük ölçüde. İnsanlara işte ne bileyim bir ortak vatandaş olabilmek için gerekli bilgiler neyse derslerde verilebilir. Ya da matematik, matematik hem bilgi işidir. Hem eğitim hem öğretim boyutu olan husustur. Yani siz dört işlem yapmayı çocuğa öğretirsiniz evet. ama çocuk işlem yapmadığı sürece işte eğitim, boyut oralarda ortaya çıkar. Şimdi burada e, çok net bir cümle kuralım. E, bilgi olmadan, öğretim olmadan eğitim olmaz. Evet. Eğitim olmadan da bilgi sadece zihinlerinizde kalır. Öyleyse eğitimin en temel amacı insana insanı tanıtmak, insana kendisini tanıma imkanı sağlamak, insana anlamayı öğretmek. Daha ötesi insana yeni bir şey öğrenmenin en büyük mutluluk olduğunu fark ettirebilmek bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü insanın bilgi varlığı olması bilginin güç olmasını da beraberinde getiriyor. Evet. Dolayısıyla çok açık ifade edelim ee, insanlığın akışında özne olan toplumlar daima eğitim öğretimin anlam ve önemini bilen ve bu alana gereken yatırımı yapan toplumlardır. Yani gelişmişlik insana yatırımla doğru orantılıdır. Daha ileri bir cümle daha kuralım burada. İnsanı ee, insanı önemsemeyen, insana yatırım yapmayan hiçbir toplumun geleceği olmaz. Evet. Hocam İslam boyutuna da bakacak olursak İslam'ın eğitim öğretime bakışını da din eğitimcisi profesör doktor Recai Doğan hocamıza sorduk. Dilerseniz ondan bir yorum alalım sonra sizinle devam edelim. Evet. İslamın eğitim ve öğretime bakışını anlayabilmek için ilk önce İslamdan önceki toplumun durumuyla ilgili küçük kısa bir bilgi vermek lazım. Bildiğiniz gibi İslam gelmezden önce İslamın geldiği coğrafyada insanların inançla ilgili, insanlar arasıyla ilgili, tabiatla ilgili tutum ve davranışlarında büyük problemler var idi din ta e, Hazreti Adem'den başlayarak insanların hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu sağlamak için e, gönderilmiştir. Bir rehberdir. Dolayısıyla İslam dininin geliş amacı da e, doğru yoldan ayrılmış her açıdan insanlığı yeniden doğru yola yönlendirmek için gönderilmiş son dindir. Hazreti Peygamber de bu kapsamda gönderilmiştir. Vahyin geliş amacı insanlara doğru bilgiyi, doğru inancı ve doğru davranışı vermektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in amacı bu olunca, e, Hazreti Peygamber'in açıklayıcı olarak, tebliğci olarak amacı bu olunca, İslam eğitim ve öğretiminin de temel amacı insanın doğru bilgiye, doğru inanca, doğru davranışa e, sahip olmasını e, sağlamaktır. E, bu ise bir e, zihniyet ve davranış değişikliğini gerektiriyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'den başlayarak e, İslam dininin getirmiş olduğu vahiy insanın hem yaratanıyla hem kendisiyle hem evrenle ilişkilerini nasıl kurması gerektiğiyle ilgilidir. Bir davranış değişikliğidir. E, bununla ilgili yapılan bütün faaliyetler de İslam eğitiminin e, temelini e, oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e e, baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de İlk önce insanın yaratıcısıyla ilişkisinin nasıl olması gerektiği, insanın diğer insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiği, insanın evrenle ve diğer varlıklarla ilişkisinin nasıl olması gerektiği ile ilgili ahlak merkezli bir öğreti dizisini görüyoruz. Hazreti Peygamber de Mekke'de başlayarak Medine döneminde kurmuş olduğu Mescid-i Nebevi'de insanlarla olan sohbetlerinde İslam'ın bu temel amacını eğitim ve öğretim faaliyetleri yoluyla insanlara, kazandırmaya çalışmıştır. Daha sonraki süreçte mescitler, küttaplar, daha sistemli eğitime geçildiğinden medreseler, İslam dininin bu temel amacını e, gerçekleştirmek için e, düzenlenen faaliyetlerdir. Bazıları İslam eğitimi deyince sadece şunu anlarlar. Yani Kur'an-ı Kerim öğretimi, hadislerin öğretimi e, ve buna benzer. Evet bunlar İslam eğitiminin elbette ki içindedir ama İslam eğitimi ee, insanın insanlığını gerçekleştirebilmesi e, inanan bir varlık olması ahlaklı bir varlık olması, üreten bir varlık olması e, e, yani e, bunlarla ilgili doğru bilgiye ulaşabilmesi için e, yapılan bir eğitimdir. E, i̇nsanın gerçek anlamda varoluşunu oluşunu e, bilmesi ve bunu eylemlere dönüştürülmesiyle ilgili süreçleri kapsayan e, bir eğitim e, anlayış sistemidir. Evet, çok güzel özetledi Recai Hocam. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de okuyla başlıyor aslında. İslam, e, cehaletin düşmanı diyebiliriz. İslam'ın eğitim ve öğretime verdiği değerden bahsetti hocamız da. Biz de buradan hareketle Peygamber Efendimiz'den biraz bahsedelim mi hocam? Onun eğitim ve öğretime vermiş olduğu değerden e, birazcık da bahsedersek iyi olacak. Evet, e, şimdi aslında... E... Burada Recai Hoca çok güzel ortaya koydu. Evet. Ülkemizin Türkiye'nin yetiştirdiği en yetkin alanında çok yetkin akademisyenlerden birisidir Profesör Recai Doğan. Çok da güzel özetledi sağ olsun. Şimdi burada tabi Hazreti Peygamberin en temelde aynı zamanda bir muallim eskilerin tabiriyle yeni tabirle öğretmen olduğunu hatırlamakta fayda var. Evet. Çünkü e, Hazreti Peygamber e, Kur'an'ın ifadesiyle güzel öğütle, hikmetle insanlarla en güzel şekilde diyalog kurarak İslam'ı anlatmaya başladı. Ve bu çerçeve içerisinde. E, yapıp ettiği o kadar çok ilginç bugün bile örneği az olan faaliyetler var ki şimdi bunlardan biraz söz edelim. Ondan sonra evet. da Kur'an'ın meseleye bakışını bence evet. bütünleştirerek işlemeye çalışalım. Şimdi bir örnek olayı gözünüzün önüne gözümüzün önüne getirelim. Bedir Savaşı çünkü Bedir Savaşı İslam'ın tarihsel akışında bir dönüm noktasıdır. Evet. Yani Bedir Savaşı Müslümanların yıldızının parladığı bir savaştır. Artık e, İslam tarihini dikkatli okursanız Bedir'den önce, Bedir'den sonra diye düşünebilirsiniz. Bedir Müslümanların artık var olduklarının açık bir göstergesidir. Çünkü e, Mekkeden kalkan e, Kureyş'in e, o güçlü ordusu e, Bedir mahallinde Bedir denilen yerde Bedir kuyularının olduğu alanda büyük bir mağlubiyet yaşamıştır. Ve sonucunda Müslümanlar putperestlerden bir takım esirler elde etmişlerdir. Şimdi burada vereceğimiz örnek birkaç açıdan çok önemli. Bir, felsefi açıdan bakarsanız eğitim öğretimin özgürleşme yolu olduğunu çok rahat görürsünüz. İslam'ın da insanı özgürleştirmek için var olan bir din olduğu gerçeğini bu örnek üzerinden yakalarsınız. İki, savaş psikolojisi, galibiyet psikolojisi ve bu galibiyet psikolojisinin içerisinde eğitim-öğretim motifinin öne çıkartılıyor olması bir devrimdir. Üç, bu olay bana göre insanlık tarihinde ilk bilinçli okuma-yazma seferberliğidir. Evet. Şöyle ki, esirler var ve e, Hazreti Peygamber'in İstişare sonucu aldığı bir karar var. O karara göre putperest esirlerden okuma yazma bilenler Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında özgürlüklerine kavuşuyorlar. Evet. Özgürlüğün bedeli bir başkasına okuma yazma öğretmek. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Onun için önceki açıklamayı yaptım. Yani savaş psikolojisini gözünüzün önüne getirin galibiyetle o savaştan çıkmışsınız. Esirler var ve onlara diyorsunuz ki siz okuma yazma biliyorsunuz. Kendi özgürlüğünüzü bir başka Müslümanı bir başka insanı özgürleştirerek elde edebiliyorsunuz. Yani özgürlüğün bedeli yine bir başkasının özgürlüğüne katkıda bulunmak. Çok muhteşem bir şey. Şimdi böyle bir atmosfer içerisinde çift taraflı bir süreç işliyor. O insanlar kölelikten kurtuluyorlar ama okuma yazmayı öğrenen, bilginin anlam ve önemini kavrayan insanlar da cehaletin esiri olmaktan kurtuluyor. Aslında en büyük esaret insanın kendi kendini köleleştirmesidir. Bu cehaletin ta kendisidir. Evet. Cehalet öyle okuma yazma bilmemek falan değil. Bakmayın. Cehalet hakikatten uzaklaşmaktır. Cehalet hakikatin üstünü kapatmaktır. Yani dolayısıyla burada cehaleti yok eden kapılar okuma yazma bilmeyle açılır. Ama şunu da görelim okuma yazma bildim diye oku, okuyorum yazıyorum diploma sahibi oldum diye cehaletten Olmaz. kurtulduğunuzu düşünürseniz hariciler katmerli döneminden cehalet. bahsedebiliriz aslında Hazreti Ali döneminde hariciler vardı Arapça bildikleri için Kur'an-ı Kerim okuyorlardı, ibadet ediyorlardı ama e, peygamber efendimizin eğitiminden geçmemişlerdi. O yüzden de e, yanlış bilgiler ışığında hem namaz kılıyorlardı hem de e, diğer kesimleri yani kendilerine karşı olanları öldürüyorlardı. Hazreti Ali de onlara elçi olarak biliyorsunuzdur İbni Abbas'ı göndermiş. Hani siz yanlış biliyorsunuz Resulullah'ın e, eğitiminden geçmediğinizi onlara söylemişlerdi. Ya benzer evet. tartışmalar var şimdi burada şimdi e, e, ya yani bu bilginin fonksiyonelliği işlevselliği. Yani sadece e, öne okuma çıkıyor. bilmek, okumak e, bir şey fayda etmiyor. Öğrenmek aslında bir şey fayda etmiyor. Eğitimden de geçmek gerekiyor. Şimdi bunlar e, tabii çift taraflı e, fonksiyonu olan, çift taraflı etkileşimli süreçlerdir bunlar. Evet. Bilgi olmadan eğitim olmaz. E, eğitim de tek başına her şey demek değil. Yani bilgi sahibi olursunuz ve eğitimle o bilgiyi nasıl kullanacağınızı öğrenirsiniz. O bilginin ne işe yaradığını öğrenirsiniz. O yüzden eğitim öğretimin en temeline insanın merak duygusu, öğrenme ihtiyacı, bilginin insanı özgürleştirdiği gerçeği anlama yerleşmesi lazım. Anladığınız zaman neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha kolay tefrik evet. edebilirsiniz, ayırabilirsiniz. Ama siz ezberci bir yaklaşımla pek çok şeyi zihninizde böyle biriktirirseniz, onun ne anlama geldiğini bile bilmezseniz o zaman Kur'an sizi değiştirip dönüştürmez. İşte yani haricilerle ilgili örneği vardınız. Burada biz biliyoruz ki hariciler dediğimiz gruptaki insanlar, Çölde yaşayan Bedevi Araplar, e bunlar evet. Müslüman oldular. Evet. Müslüman olmak demek e, tamam, hiç kimsenin Müslümanlığını sorgulayamazsınız ama yani İslam bir disiplindir her şeyden önce. İnsana kendisini disipline etmesini öğretir. İslam bu bağlamda işte eğitim öğretimin İslam'la bütünleştiğinde karşımıza çıkan boyutu İslam özgürleştiren bir dindir. Evet. Yani burada eğitim öğretim insan için yapılır. İnsanı geliştirmek için yapılır ve merkezinde ne vardır? Hayatı daha iyi anlamlandırmak. Siz eğitim öğretiminizi insanı öldürmek üzerine kurgularsanız o zaman sizin robotlardan bir farkınız olmaz. Yani robotlar da işte planlanıyor, programlanıyor. Bir şekilde sorgulama süreçleri yok, vicdan yok, başka bir şey yok. O yüzden mesele biraz daha farklı. Şimdi bu örneği dağıtmadan üzerine bir evet. iki laf daha edelim. Bu insanlığın ilk okuma yazma seferberliğinden söz ettik. Eğitim iki boyutu var. Elbette her birey kendi başına çok şey öğrenebilir. Yani evet. öğretim dediğimiz süreç, kurumsal yapıda olabileceği gibi bireyin kendi başına başarabileceği de bir şeydir. Ama eğitim öyle değildir. Uh -huh. Eğitim dediğiniz işte mesela sanat eğitimi iyi bir sanatkarın yanında onun diyelim ki bir heykeltıraş onun çırağı olursunuz. O heykelin o taşın taş blokun heykele nasıl dönüştürüldüğünü ya da o heykel tıraşın kafasındaki heykelin nasıl bir süreçte mükemmel bir heykel olarak o taş bloktan çıktığını bunları yaşayarak öğrenirsiniz. İşte aradaki farklardan biri bu. Yani eğitimde bir tür süreçler adım adım işlenerek insanı olgunlaştırır, geliştirir. Dolayısıyla o hadisede, Esirlerin serbest bırakılması hadisesinde eğitim ve özgürlük ilişkisi tüm insanlığa örnek olacak şekilde kurgulanmış oluyor. Ama evet. daha mühim bir şey var. Eğitim de basamak basamaktır. Bunun en kolay anlaşılma şekli nedir? İşte i̇lkokul düzeyindeki eğitim öğretim, ortaokul düzeyinde, üniversite düzeyinde bir de ihtisaslaşma düzeyinde. Bakın bunlar eğitim öğretim böyle bir süreç içerisinde gelişir ihtisaslaşma dediğinizde siz artık enerjinizi bir alana odaklarsınız. Orada herkesten ya da benzerlerinizden çok daha fazla iyi bir eğitim almış olursunuz. Çok daha iyi ve daha sağlıklı bilgilenme imkanına sahip olursunuz. Peki öğretimde de benzer bir şey var mı? O da süreçlerdir. Yani nedir? Nasıl ifade edeyim? İşte bazı litrelik kaplar var. 3 litrelik kap, 5 litrelik, 10 litrelik gibi. Yani burada sizin bir beyniniz var. Cenab-ı Hak insana sınırsız bir e, potansiyel güç vermiş. Yani evet. insan beyninin öyle bir özelliği var ki öğrendikçe öğrenme kapasitesini artırıyor. Eğitildikçe e, beynin eğitilme kapasitesi artı, artır, artıyor. Böyle evet. bir e, büyük bir imkan, çok büyük bir nimet. Ve eğitim öğretimle biz en temelde işte Cenab-ı Hakk'ın bu insana verdiği potansiyel gücü öğrenmeye çalışıyoruz. Eğitim öğretim insanın kendi sınırlarını aşması demek. Eğitim öğretim insanın kendini inşa edebilmesi için önündeki engelleri aşabilmesi demek. Dolayısıyla insan eğitilebilen bir varlıktır, bilgi varlığıdır, öğrenen bir varlıktır. En büyük mutluluk yeni bir şey öğrendiği zaman ortaya çıkar insanda. En evet. büyük mutluluk bu bildiklerinizi işlevsel kılıp e, ortaya bir ürün koyduğunuz zaman ortaya çıkar. İşte Kur'an dilinde salih amel dediğimiz şey nedir? İnsanın gücünü, enerjisini üretime kullanabilmesidir. İşte bakın ne çıktı karşımıza? Eğitim öğretimin birkaç boyutu. Israrla vurgu yapıyorum özgürleştirici boyut. Çünkü çok Hı. önemli. Israrla vurgu yapıyoruz üretime yönelik boyut. Yani iyi bir eğitim insanın yaratıcı yetilerini açığa çıkartmak ve onu üretime dönüştürmek zorundadır. Çünkü insanoğlunun mutluluğu yaratıcı yetilerinde gizlidir. Bunları yan yana getirmek lazım. Bir başka şeye daha bu vesileyle işaret edelim. Eğitim, öğretim aynı zamanda başarı ile e, taçlandırılmalıdır. Evet. Yani yaptığınız işin sonuçlarını da görebilmelisiniz. En kolay örneği nedir? İşte Yıllarca okuyorsunuz, bir diploma size veriliyor. O diplomanın anlamı nedir? Ben şu fakülteyi bitirdim, şu kadar yıl okudum, şöyle bir donanıma sahibim demektir. O belgenin anlamı budur. Bu örnekten yola çıkalım. E, emek harcıyorsunuz, tarlaya ürün, işte buğday ektiniz. Hasat zamanı o buğdayları elde ettiğiniz zaman en büyük mutluluğu yaşamış olursunuz. Yani sonuçta ürün ortaya çıkar. Evet. Mesela eğitim öğretimde bunu biz de zaman zaman yaşıyoruz. Bir hocanın bir öğretmenin en büyük mutluluğu nedir? Yetiştirdiği öğrencilerin insanlığa faydalı olduklarını görmek. Evet. Mesela ben yılların hocası olarak mezun ettiğimiz çocuklar koca koca adam olup karşımıza geldiklerinde şu soruyu, şu cümleyi kurdukları zaman benim çok hoşuma gidiyor. Hocam ufkumuzu nasıl açmışsınız? Bakın en büyük mutluluk kaynaklarından evet. birisi. İşte böyle bir şey. Yani hocam büyük ölçüde karşısındaki öğrencinin kendi varlığının farkında olmasını, onun daha sağlıklı düşünmesini sağlayabiliyorsa... Öğrenci başarıya daha kolay ulaşır. Evet. Bence bunlar birbiriyle irtibatlı unsurlar. Peki Kur'an-ı Kerim düşünmez misin derken neyi kastediyor hocam? Şimdi Kur'an-ı Kerim aslında eğer Kur'an'ın bütüncü bir yaklaşımla bütününü görme imkanına sahip olursanız, Kur'an insana insanı anlatan, insanın birebir ruhsal iniş çıkışları da dahil hayat sürecinde, bu insana rehber olan bir kitaptır. Evet. Yani bir tür hakikaten şunu kendi tecrübemle söyleyebilirim. Hangi yaşta Kur'an'ı okuyorsanız Kur'an size yaşınıza göre hitap ediyor. Çok zengin anlamlar var. Kur'an kendisini size açan, sizi eğiten, sizi inşa eden bir yapıya sahiptir. Kur'an'ın belki başka kitaplardan en temel farkı bu söylediğimiz noktada ortaya çıkar. Evet. Yani samimiyetle Kur'an'a eğilen, onu anlayan insanı Kur'an özgürleştirir. Onun düşünce dünyasının önündeki engelleri aşar. Daha sağlıklı düşünmesini sağlar. Daha da ötesi düşünmek yetmez. O düşüncelerini nasıl eyleme taşıyacağını ortaya koyar. Ve burada o kadar kurucu prensipler vardır ki birkaç tanesini hatırlatalım. Mesela Kur'an der ki eğitim öğretimde çok önemli bir ilkedir bu. Lime tegulune ma la tef'alun. Yapmadığın şeyi niye söylersin? Ne anlama geliyor bu eğitim öğretim boyutunda düşünün. Bir öğretmen e, çocukları yetiştirirken, eğitirken e, onlara örnek olmak durumundadır. Öğretmen çocuklara sigaranın zararlı olduğunu söylerken arkadan teneffüste öğretmen sigara içiyorsa o sözün hiçbir karşılığı, hiçbir anlamı olmaz. Evet. İşte bakın dini eğitim söz konusu olduğunda da yalanın kötü olduğunu e, yalan söyleyen söylediği zaman yalanın kötü olduğu gerçeği değişmez ama o sözün hiçbir tesiri olmaz. Bakın o kadar çok şeyler var ki Kur'an yine eğitim öğretim konusunda işte düşünmez misiniz, akletmez misiniz derken bizi nereye taşıyor? Bir, insansanız düşünme gücünüzün, potansiyelinizin farkında olun. Düşünmenin sınırı yok. Aklınızı ne kadar iyi kullanırsanız akıl o kadar kendisini aşar, akıl o kadar daha iyi düşünebilir, size hizmet eder. Düşünmez misiniz, ibret almaz mısınız? Ne diyor Kur'an? Düşünürken sistemli düşünün. Varoluşun menşeine, başlangıcına gidin. İlk yaratma nasıl başlamış? Bu Kur'an'ın dikkat çekici evet. boyutudur. Mesela der ki, onun eski toplulukların kalıntılarına, bıraktığı izlere gidip bir bakın. Onlar nasıl yaşadı, nasıl çöktü, onlardan ders alın. Başka? Gökyüzüne kafanızı kaldırın bakın der Kur'an. Efela yanzurune ile sema keyfe rufiat. Bu gök nasıl yükseltildi kat kat seba semavat İşte kat kat nasıl oldu ya da başka bir şekilde mesela der ki efela yanzurune ilel ibili keyfe hulugat İşte deveye bakmazlar mı bu deve nasıl yaratıldı bakın bunların hepsinin arkasında ne var Kur'an size diyor ki Etrafınızda olup bitenlere ilgisiz kalmayın ama olaylar arasındaki ilişkiyi çözün. Kur'an'ın buradaki uyarısı eğitim öğretimin en uç en yukarıdaki ihtisas aşamasına yönelik bir motivasyondur. Yani bildiğinizi iyi bilirseniz bunun adı bilimsel bilgi olur. Bildiğinizin kaynaklarını bilirseniz o bilgi size güven verir. Bildiğiniz güvenilir doğru bilgiyi insanlığın yararına kullanmaya başlarsanız ortaya harikulade insanın hayatını kolaylaştıran bir teknoloji çıkar. Ama Kur'an size bu eğitim süreçleriyle ilgili bir başka konuda daha rehberlik ediyor. Diyor ki insansanız insanın iyiliğini düşüneceksiniz. Çünkü zerre kadar iyilik yapan da onun karşılığını görür. Zerre kadar kötülük yapan da onun karşılığını görür. Haram helal bu eğitime de uygulayabilirsiniz bunu bu bağlamda. Mesela e, insanlara e, ya bilimsel bilgi kazandırırken bilimsel bilginin çevre kirliliğine yol açıcı açan e, teknolojiye de e, yani olumsuz taraflarına da dikkat çekilmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz mesela işte ilim anlamda Allah'ım fayda vermeyecek ilimden sana sığınırım diye dua edermiş. Hani faydadan bahsederken o aklıma gelmişken söyleyeyim istedim. Yani kötü bir şekilde fayda vermeyecek ilim bana nasip etme diye dua ediyor Rabbime. Yani burada tabii kastedilen e, e, zannediyorum insanlığa zarar veren evet. e, bir takım şeyler e, olmalı. Yani ilim dediğiniz şey normalde nötürdür. Evet. Yani niye? Çünkü onun kullanılması esas fayda ya da zarar verir. Hani ilimin en temel faydası nedir? E, öğrenen insanı özgürleştirir. Onun Ufkunu açar, onun olay ve olguları daha iyi kavramasını sağlar. Ama her türlü bilimsel faaliyetin ya da bilimsel faaliyetlerinin önemli bir kısmının bir de teknoloji kısmı vardır. Evet. Yani işin teknolojiye dönüşmesi. Yani burada örnek üzerinden gidelim. Fizik, fizikte yer çekimi, fizikte suyun kaldırma kuvveti. Bu konuda bilgiler olur. Bunları deneylerle görürsünüz. Ama siz onu iyi anladığınız takdirde Tonlarca ağırlıktaki gemiyi denizde yüzdürebilirsiniz. Tonlarca ağırlıktaki uçağı havada uçurabilirsiniz. Şimdi bakın bunlar insanlığa faydalı olan şeyler. Ama aynı şekilde e, atomu e, keşfediyorsunuz. Atomun parçalanabileceğini deneylerle ortaya koyuyorsunuz. Orada büyük bir güç çıkıyor. Bugün mesela atom e, enerjisinde, nükleer tıpta bir takım hastalıkların tedavisinde yararlanılabildiği gibi Atom bombasına dönüştürüp Hiroşima'da binlerce insanın hayatına mal evet. olursunuz. Hayatını elinden alırsınız. Daha da ötesi orada ot bile bitmez belli bir şeyde. Ha, bunlar işte bizim eğitim, öğretim meselesinin insan için ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Evet. Yani sadece insan değil, yeryüzünün insanın yaşayabileceği, Sürdürülebilir, sürdürülebilir bir hayatın yeryüzünde var kılması da eğitim öğretimle doğrudan ilgili bir mesele. Evet. Peki hocam Müslümanlar konusuna bakacak olursak tarih boyunca eğitim meselesine nasıl bakmışlar, nasıl muvaffak olmuşlar? Eğitim derken din eğitiminden de bahsediyoruz, her türlü eğitimden bahsediyoruz burada. Şimdi İslam'ın zaten meseleye bakışında eğitim, öğretim, sadece dinle alakalı bir mesele değil. İslam'ın bilim anlayışı da böyledir. Yani İslam açısından din ilmi, dünya ilmi ayrı olmaz. Arapça düşünürseniz ilim, Türkçe düşünürseniz bilim ne demektir? Sıradan bilgiden, malumat dediğimiz bilgiden farklı olan, kaynakları belli olan, üretim süreçleri açık seçik bilinen ve doğruluğu konusunda güvenilebilirliği konusunda kanıtları olan bilgiye biz bilimsel bilgidir deriz. Normalde zihnimizdeki her şey malumattır. Malumatla bilimsel bilgi arasında temel fark nedir? Bilimsel bilginin kaynaklarını bilirsiniz, üretim süreçlerini bilirsiniz, geriye döner doğruluğunu yanlışlığını teyit edebilirsiniz, işte savunabilirsiniz delilleri vardır. İşte bu bilgiye biz bilimsel bilgi diyoruz. Bu bilgi din alanında da olabilir. Fizik alanında da olabilir, uzayla ilgili astronomi alanında da olabilir. O zaman e, bilimsel bilginin özelliği nedir? Onu tekrar edelim, evet. zihinlerde kalsın. Güvenilebilir, savunulabilir, üretim süreçleri açık seçik bilgidir. Bu bilginin akla uygun olması gerekir. Bu bilginin yaratılışın yasalarına uygun olması gerekir. Bu güvenilirliği buralardan kaynaklanır. İşte e, din alanında bilimsel bilgi olur mu? Elbette olur. Çünkü nedir mesele? Hazreti Muhammed 1400 küsur yıldır insanlığın yolunu aydınlatıyor. Kur'an Hazreti Muhammed'in insanlığa Allah'tan geldiği şekliyle ulaştırdığı ilahi bir kitap ve 14 asrı aşan bu zaman diliminde Müslümanlar Hazreti Muhammed'i örnek alarak, Kur'an'ı okuyarak bir takım fikirler, düşünceler ürettiler. Evet. Yorum Kur'an'la aklın buluşması sonucu ortaya çıkan her şeydir. Yorum beşeridir. Ve bu 14 asırlık süreçte dinle alakalı pek çok bilgi bize değişerek dönüşerek geldi. Peki bilimin konusu işte burada nedir? Ben bu bilgilerin nasıl değiştiğini, nasıl dönüştüğünü, orijinalinin doğrusunun ne olduğunu bilimsel yöntemlerle araştırırım. Bunu da örneklendirelim çok net bir şekilde. Mesela... Ee... Şu anda Müslümanların kıldıkları nafile namazlar. Şu soruyu ben sorarım. Hz. Muhammed Aleyhisselam kaç tip namaz kılmış? İki tip. Farz namaz, nafile namaz. Peki Müslümanların çok Ramazan gelince öne çıkarttıkları bir teravih namazı vardır. Evet. Acaba şu soruyu sorarım. Teravih namazını Hz. Muhammed Aleyhisselam cemaatle kıldırmış mı? bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu gerçek şudur. Hazreti Peygamber bazen 8 rekat kendi başına teravih kılmıştır. Bazen 20 rekat bazen 16 rekat. Peki teravih namazının cemaatle kılınması ne zaman Müslüman toplumda başlamıştır? Hazreti Peygamber'in vefatından çok sonra. Hazreti Ömer zamanında başlamıştır. Şimdi ne demek bu? Bu söylediklerimiz teravih namazını önemsiz kılmak değil. Bu söylediklerimiz İslam'daki ibadet tarihini bilmektir. Bunu da bilimsel yöntemlerle araştırırsınız. Evet. İşte söylemek istediğimiz bu. Dolayısıyla burada din ilmi efendim onun eğitimi yapılsın. Kur'an, hadis öyle öyle şey yok. Bir bütündür bu. Aynı zamanda Kur'an'ı anlamaya çalışmak, dil öğrenmek, Hz. Muhammed'in hayatını öğrenmek, siyer dediğimiz alan ne kadar İslami bilgi öğrenmek anlamına geliyorsa matematik öğrenmekte, fizik öğrenmekte, fizik eğitimi de, kimya eğitimi de en az onun kadar dini bir eğitimdir. Eğer oradan bakacak olursak eğitimin dinisi dini olmayanı aslında olmaz. Evet. Burada önemli olan nedir? İnsanların en iyi şekilde eğitilmeleri insanlığa faydalı olacak şekilde eğitim öğretim süreçlerinden geçmeleri ve kendi varlıklarının farkında olarak insanlığa faydalı bir şeyler üretebilmeleridir. Evet. Eğitim sadece sanırım okulda ya da işte medreselerde öğrenilmiyor. Ailede aslında başlıyor öyle değil mi hocam? Evet. Doğru bir eğitim çocuklarımıza nasıl vermeliyiz? Şimdi eğitim, öğretim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Genelde eğitim, öğretim denildiği zaman akla örgün eğitim, yaygın eğitim evet. gelir. Ee, i̇şte örgün eğitim Eğitim e, örgütlenmiş yapı içerisinde okullarda yapılan e, bir eğitim türüdür. Yaygın eğitim benzer bir şekilde e, mesela camide e, cuma günü okunan hutbeyi dinlemek bu yaygın eğitim kategorisi içinde evet. yer alır. Televizyondaki herhangi bir konuşmayı dinlemek. Bunların hepsi eğitim ve öğretimle alakalıdır. Ama burada ilginç olan e, bence belirleyici olan nokta şurasıdır. İnsan için eğitim öğretim. Ee, insanın ilk hücrelerinin teşekkülüyle başlar, son nefesini verdiği ana kadar devam eder. Bunu hayat boyu eğitim diyoruz aslında. Evet. Gerçekten eğitim, öğretim hayat boyudur. Bunun türleri vardır, şekilleri vardır. Ama burada esas belirleyici nedir? İnsanın, buna daha önce de dikkat çekmeye çalıştım, onun için vurgu yapmak evet. bağlamında söylüyorum. İnsanın bilgi varlığı olduğunun farkında olması, bildikçe hayatı daha iyi anlamlandırabilmesi, anlayabilmesi ve bu bağlamda enerjisini, gücünü daha iyi şeyler için seferber edebilmesidir. Eğitim öğretimin hmm. amacı bu. Yani insanın kendine yatırım yapmasıdır, insanın kendini geliştirmesidir, insanın kendini inşa etmesidir. Yani bir hoca ne kadar iyi hoca olursa olsun, bir öğretmen ne kadar iyi öğretmen olursa olsun, öğrenci eğer e, öğrenmeye direniyorsa hocanın ilk işi öğrencinin bu direncini kırmaktır. Başarabilirse öğrenci öğrenmekten zevk almaya, öğrendiklerini hayata taşımaya başlar ve ne olur? Okulda öğrendiklerini ailesine taşır. Bu sefer okuldaki eğitim aileyi de eğitmeye başlar. Yani burada çok yönlü, iç içe girmiş süreçler vardır. Evet. Burada önemli olan toplumun eğitim öğretimin anlam ve önemini kavraması, önemli olan insanların öğrenmekten mutlu olması, yeni bir beceri kazanmanın o insanı mutlu etmesi, bunlar çok önemli unsurlar. Evet, hocam yine bir VTR'miz var, recai hocamıza bu seferde İslam'ı nasıl öğretiriz diye sorduk. Dilerseniz onu bir dinleyelim, sonra üzerine yorum yapacağız. Tamam. Eğitimden eğer bahsediyorsak, o zaman davranış değişikliğinden bahsediyoruz, insandan bahsediyoruz demektir. Bu anlamda bizim ilk örnek almamız gereken yer Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda nefisten bahseder, İnsanın güçlü ve zayıf taraflarından bahseder, insana akıl verildiğinden bahseder, ona irade tercih etme kabiliyeti verildiğinden bahseder. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in eğitim ve öğretiminde de getirmiş olduğu vahyi insanlara tebliğ ediyor. Onların bulundukları durumu dikkate alıyor. E, o zamanki imkanları dikkate alıyor e, ve İslam'ın e, amaçlarına ulaşabilmesi için e, hedef kitlenin, çevrenin bütün imkanlarını kullanmaya dikkat ediyor. E, bu anlamda önemli olan İslam'ın temel amacına ulaşmak, iyi insan, inançlı insan, ahlaklı insan, üretken insan yetiştirmek. Bunun için de eğitim e, yapılan hedef kitlenin özelliklerini bilmek gerekiyor. Hedef kitleye uygun bir şekilde bu öğrenme ve öğretme süreçlerini e, düzenlemek gerekiyor. Çevrenin imkanlarından bu şekilde yararlanmak gerekiyor. E, bugün pedagojinin eğitim biliminin ortaya koymuş olduğu e, bütün bilgiler İslam dininin temel amacına ulaşmada bize en önemli yardımcılardır. Elbette ki Burada şunu da gözden e, tutmamak lazım. E, bu eğitim ve öğretim faaliyetlerini yaparken rasyonel bilimsel temellere uygun olarak yapmak İslam'ın temel amacı ile e, bağdaşıyor. Bazıları şunu karıştırıyorlar. E, yani İslam'ın bir genel amacı var. Evet tamam. Bunu sadece insanlara bir bilgi olarak aktarmak yeter zannediyorlar. Halbuki karşıdaki insanın e, ilgi ve ihtiyaçlarını bilmek onun problemlerini bilmek, onun gelişim basamaklarını bilmek, öğrenme tarzını ve stillerini bilmek, İslam'ın temel amacının onlara ulaştırılmasında katkı sağlayacaktır. Bugün günümüz Türkiye'sinde de veya İslam coğrafyasında hatta dünyada, İslam'ı anlatırken bu pedagojinin, tabi Hazreti Peygamber'in örnekliğini de dikkate alarak, Pedagoji biliminin, eğitim biliminin vermiş olduğu bilgilerden yararlanarak e, İslam dinini e, karşıdaki insanlara anlatmak gerekiyor. Sadece dogmatik bilgiler olarak anlatılması yetmiyor. Çünkü kişi... E, inandığı şeyi aynı zamanda rasyonelleştirmek istiyor. Niçin inandığını bilmek istiyor. Dolayısıyla e, İslam'ı insanlara anlatırken buna dikkat etmek gerekiyor. Biz aslında İslam dini daha iyi nasıl anlatılabilir diye bir fikir ağacından bahsederiz. Bu da şudur. Bu ağacın temelinde insana, düşünceye, hürriyete, ahlaki olana ve kültürel mirasa saygı vardır. Bir de ağacın dalları vardır. Bu dallarında ise kişinin inancını aklıyla bütünleştirmesinden, seçme hürriyetinden, eleştirel düşünce becerisine sahip olmasından, hayatı anlamlandırmasından bahsederiz. Yani bu saygı temelli olan din eğitimi ve öğretimi bize öyle meyveler vermeli ki niçin inandığımızı bilmeliyiz kendimize bu elde etmiş olduğumuz bilgilerin varlığımıza ve hayatımıza nasıl bir katkı ve anlam sunacağının farkında olduğunu bilmeliyiz din ile ilgili konulara yaklaşırken gerçekten onların niçin gönderildiğini ve benim bütün ilişkilerime sağlayacağı katkının ne olduğunu farkında olduğunu bilmeliyiz Dolayısıyla bugün İslam dini ile ilgili verilen bilgileri bu çerçevede verirsek o zaman hem zihinsel olarak ne yaptığını bilen hem zihinsel olarak farkındalığını oluşturan bu kimsenin içselleştirip bunu tutum ve davranışlarına yansıtan ahlakı ve insanı temel alan bireyler yetiştirebilmek mümkündür. Eğer bugün eğitim bir bilim ise ve biz bir bilgiyi aktarıyor isek bu bilginin nasıl aktarılacağıyla ilgili bu bilimsel bilgilerden yararlanarak din eğitimi ve öğretimini yapmak gerekiyor. Mesela çocuk diyelim ki 4 ve 5 yaşında biz bu dönemdeki çocuğun zihinsel gelişimi, biyolojik gelişimi, ahlaki gelişimi, dini gelişimiyle ilgili çok ciddi bilgilere sahibiz. O zaman Kur'an-ı Kerim veya hadislerle ilgili veya İslam'ın diğer öğretileriyle ilgili bilgileri bu yaş çocuğuna nasıl anlatacağız? Veya 60 yaşına girmiş bir insan, tecrübeleri var, hayat yaşamış, para kazanmış, para kaybetmiş, değil mi? Ailesini kaybetmiş, hastalanmış, çeşitli tecrübeler olumlu veya olumsuz yaşamış bir kimse. ve bu insana siz dini anlatacaksınız. O zaman 3 yaşındaki çocuk ile veya 15-16 yaşındaki bir genç ile 60 yaşına gelmiş, artık hayatın acı tatlı birçok şeyini yaşamış olan bir insana din ile ilgili bilgileri verirken, bilimin eğitim biliminin bize sunmuş olduğu bilgiler yol gösterici ol olacaktır. Yani bir bilgiyi sadece bilmek yetmiyor. Onu nasıl öğreteceğimizin bilgisine de sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla din ve ilgili bilgilerin nasıl öğretileceğiyle ilgili din eğitimi ve öğretimi bu anlamda din eğitimi bilimi ortaya çıkmış. Bu bilimin verilerini dikkate almak lazım. Evet. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bilgiler paylaştı. Şu sözle devam edelim mi hocam? Hazreti Ali'nin bir sözü, cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin ağızları kalplerindedir diyor. Evet. Yine... Yani düşünmek evet. gerekiyor. Düşünmeden konuşmamak gerekiyor aslında. Hazreti Ali'nin çok anlamlı sözleri var. Burada Söz e, ağzımızdan çıkıncaya kadar bize aittir. Bizim hani e, hatta şöyle denilir, söz ağzınızdan çıkıncaya kadar sizin esirinizdir. Evet. Ama ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözün esiri olursunuz. Evet. Sözünüz sizi esir alır. Aslında burada e, Hazret Ali'nin dikkat çektiği husus şu: Hangi konuda konuşursak konuşalım, düşünerek konuşalım. Bu hele içinden geçtiğimiz süreçlerde çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Yani şöyle ki gerek sosyal medyada gerek insan ilişkilerinde çoğu zaman ilk görüntülere dayalı olarak hemen bir kanaat geliştirip evet. kendi düşüncelerimizi ortaya koymak gibi çok aceleci bir tavrın içerisindeyiz. İnsan ilişkilerinde insanların dinlemeye sabrı yok, tahammülü yok. Bunları aşabilmenin yolu nedir? Her şeyden önce ağzımıza gelen her sözü söylemek yerine biraz konuşma eğitimini kendi kendimize yapabilmeliyiz. Yani biz bir sözü söylerken o söz neye mal olur? O sözün uzantıları neler olabilir? Bunları düşündüğünüz zaman lüzumsuz söz söylememiş olursunuz. Hazreti Ali'nin o sözünde Cahillerin tüm yani aklına geleni konuştuğu dile getiriliyor. Evet, gerçekten bir insan ilimle uğraşıyorsa alim olmanın ilk insana kazandırdığı şey haddini bilmektir. Evet. O zaman ne olur? Düşündüklerinizi önce formüle edersiniz, onları daha sistematik hale getirirsiniz ve sonuçlarını da hesaba katarak söylersiniz. Söz bir enerjidir. Bunu unutmamak lazım. Bu yüzden ben öğrencilerime hep şunu söylerim. Herhangi bir soruyla karşılaştığınızda sakın hemen cevap vermeye kalkışmayın. Dört ayrı aşamadan sonra cevap verin diye söylerim. Birinci aşama bunu ben kendim de tatbik ederim. Yani bir soruyla karşılaştığımda önce hemen hızlıca düşünürüm. Bu soru doğru mu yanlış mı? Birinci aşama budur işte. Yanlış soruya vereceğiniz her cevap yanlış olur. İkinci aşama soru doğruysa biliyor muyum? Bilmiyor muyum aşamasıdır. Üçüncü aşama soru doğru biliyorum. Cevap vermem gerekir mi gerekmez mi aşamasıdır. Son dördüncü aşama cevap vereceksem en güzel şekilde nasıl cevap veririm. Bakın beşinci basamakta soruya cevap vermek. Bunları insan öğrenebilir. İşte eğitim insana düşünmeyi öğretir. Eğitim insana düşündüğünüz, sahip olduğunuz bilgiyi nasıl kullanacağınızı öğretir ve bizim çok ihmal ettiğimiz Hazreti Ali'den hareketle şimdi yeniden düşünme fırsatı bulduğumuz evet. söze hakim olmak. Yani sözün bizi esir alacağını düşünürsek imkan elimizdeyken söylemeden konuşmak. Çünkü söz bir enerjidir. Bunu unutmayalım. Evet. Yani e, gerçekten de insanı esir alması çok gönlüdür. Bu, bu açılacak orada söylenecek çok şey var. Yani zaten e, bu Yunus'un sözü hep gelir benim aklıma. İlim ilim bilmektir. İlim Bil, kendim, kendim bilmektir. bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır. Evet. İşin özü ezası dönüp buraya geliyor. E kendini bilen insan ne söylediğini de bilir. Kendini bilen insan Sözlerinin de hesabını vereceğini düşünerek e, düşünerek konuşur. Çünkü e, yine e, yani Yunus'a atfedilen bir söz var işte söz ola kese e, savaşı, evet. söz ola kestire savaşı, söz ola e, kese başı ya da e, evet. tam şeyi şöyleydi. Yani sözün anlam ve önemini belirtmek için yani söz savaşın e, sonlanmasını sağlayabildiği gibi insanın kellesini kaybetmesini evet. de e, yol açabilir. E, söz e, bu bağlamda gerçekten çok önemli. Evet. Son olarak hocam e, eklemek istedikleriniz varsa alalım programı kapatacağız. Evet e, yine bir programın sonuna geldik. Eğitim öğretimden e, söz ettik. E, burada... E, İslam ve eğitim öğretim denildiği zaman ben iki hususu biraz büyüteç altına alalım isterim. Evet. Hazreti Peygamber Kur'an'ın ifadesiyle bizim için örnek. Eğer eğitim öğretimden söz edeceksek bir Hazreti Peygamber diyor ki bilim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Peygamberin sünnetine uymak gibi bir niyetimiz varsa bilimin önünde eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmak zorundayız. İslam coğrafyası açısından bu sözün bir başka ana anlamı var. Hala Müslümanların yaşadığı coğrafyada milyonlarca kadın okuma yazma bilmiyor. Oysa esas bu çok büyük bir problem. Eğer pozitif ayrımcılık yapılacaksa işte tam da burada yapılmalı. Yani kadınların eğitim öğretimi en iyi şekilde elde etmeleri için ne gerekiyorsa yapılmalı üçüncü bir şey eğitim ve öğretimin en temelde odaklandığı nokta insana kendi varlığının farkında olmasını sağlamaktır. Kendi varlığının farkında olan her şeyden önce yine İslam'ın en temel davranış planındaki kurucu ilkesinin dost doğru olmak olduğunu görür. Eğer çocuklarımızın iyi huylu, ahlaklı, dürüst, vatanını seven insanlar olmasını istiyorsak çocuklarımıza büyükler olarak biz iyi örnek olmak zorundayız. Yani eğitim öğretimi sadece okuldan beklemek kimse kusura bakmasın yetmez. Evet. Eğitim öğretimde en sağlıklı başarı aile okul işbirliğiyle gerçekleşir ve esas eğitim öğretimde aile çok belirleyici. Bunu unutmamak lazım. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Evet dedik ki eğitim Aile de başlar. Eğitim ve öğretimin öneminden bahsettik. Ağaç yaşken eğilir dedik. Bugün de geçmişten günümüze programın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.